Evet sevgili dostlar, cümleten selamünaleyküm herkese. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlayacağınız üzere zaten bayram tatili dolayısıyla köye gelmiş bulunuyoruz. Birkaç gün buradayız. Sizler de birkaç gün yani affınıza sığınarak bu şekilde videoları kabul etmenizi istiyorum. Zaten önemli olan burada sesin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çok da bir görselliğim yok yani. Nerede o eski karizmalar? Bu arada golvar.com ekibinden sizlere selamlar var. Eğer abone sayısı, beğeni sayısı, izlenme sayısı böyle artarsa belli mi olur? Çok yakında başka sürprizler de olabilir. O yüzden rica ediyorum arkadaşlar, beğeni sayılarını yüksek tutmaya çalışalım. Videoları sonuna kadar izleyelim. YouTube'dan da bazı övgüler almaya başladık. Allah razı olsun, teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Sohbet tadında bir video geçireceğim. Bu video sohbet tadında olacak. Değerlendirme tadında olacak. İçinde de birkaç tane duyum ve bir tane transfer iddiasına dair bir haber yer alacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öncelikle Fenerbahçe'mizin 30 Nisan'daki antrenmanından bahsedeyim. Yani siz bu videoyu muhtemelen 1 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Şimdi Fenerbahçe'miz Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 19'da deplasmanda Beşiktaş ile bir Süper Lig müsabakasına çıkacak. Ve hazırlıklara hemen Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından Cumartesi günü öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fakat işin komik bir tarafı var ve ilginç bir tarafı var. Dün diyorum, Gaziantep maçının öncesinden sonrasında yayınlarımızı izleyen arkadaşlar için komik değil. Onlar için net bir haber. O maçta 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmaları da tamamlamış. Ben bu kelimeyi söyleyemiyorum. Rejenerasyon. Rejenerasyon ile tamamlamış. Diğer oyuncular ısınma çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürmüşler. Dar alanda çift kale maçta devam eden idman bireysel çalışmalarla sona ermiş. İdmanda yer almayan oyuncular: Pelkas, Salahi ve Crespo. Bu üçü yer almadı. Nasıl yani hocam? Osayi yer aldı mı? Kimmici yer aldı mı? Evet. Nasıl yani? Osayi iyileşti mi hocam? Evet. Dün niye oynamamış o zaman? Ya tedbir amaçlı oynatılmadı. Dün gazı kazandık mı kazandık mı? Şey, dün diyorum Gaziantep maçını kazandık mı kazandık. Bitti. Yani bitti. Ha, Crespo'yla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ya hani Pelkas için bir şey diyemem ama Crespo'yu herkes sezonu kapattı olarak görüyor ama beklenmedik bir zaman. Hani şimdiye kadar subliminal veriyordum duyumu da şimdi açık vereyim. Beklenmedik bir zamanda iyileşme ihtimali var mı? Var. O yüzden inşallah Allah sağlık sıhhat versin. Fenerbahçe'de bakın. Şimdiki haber, yani sıradaki haberler silsilesi aslında Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı övebilen tarzda haberler. Şimdi ben bu haberleri yaptığım zaman diyorlar ki İsmail Kartal'ı niye övüyorsun? Daha övmüyorum arkadaş, konuşuyorum, anlatıyorum. Bugün bir kardeş, daha doğrusu dün bir kardeş yazmış, demiş ki işte İsmail Kartal PR'ı yapıyorsun. Ben PR mı yer yapmıyorum. Ya benim videolarımı izleyen herkes şundan eminler. Bak şundan eminler. Hocam bu arada niye Pelkas'ın yüzü açık? Ferdi'nin yüzünü aç. Yok, o golvar.com logomuz orada duracak. Bizim şeyimiz o şekilde. Her zaman öyle oluyor. Golvar.com'u sağ üst köşeye koyuyoruz. Şimdi bakın, ben sizi kaçınılmaz sona hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Başka da bir şey demeyeceğim. Fenerbahçe'de Uruguaylı Diego Rossi son haftalardaki müthiş performansını Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında da sahaya yansıttı. Ve Rossi Kadıköy'de ilk kez ağları sarstı. Bakın, ilk kez ağları sarsmış ki benim cumartesi günkü videolarımda eğer dikkat ettiyseniz Rossi'nin orada 14 gollü katkısının 11'inin kilit açan goller olduğunu anlattım. Yani 11 gol katkısı kilit açan goller. Yani skor beraber 0-0 Fenerbahçe'yi öne geçiren. Ki Fenerbahçe öne geçtiği zaman da kolay kolay kaybetmeyen bir takım, biliyorsunuz. Los Angeles'tan sezon başında kiralandı, sonra bonservis alındı ve şu anda coşmuş durumda. 24 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kariyeri sıkıntılı başlasa da özellikle İsmail Kartal döneminde
coşmaya başladı ve kalitesini konuşturmaya başladı. Şimdi az sonra daha detaylı konuşacağım birkaç futbolcuyu. Şimdi bir önceki maç Rize deplasmanında fileleri sarstı. Gaziantep maçında hemen 5. dakikada sahneye çıktı ve Nazım'ın pasında golü attı. Ve toplamda 6 kez gol atmış oldu bu sezon. Ve Kadıköy'de ilk golünü atmış oldu. Son 9 lig maçında ise 4 kez gol atıp 3 tane asist yapmış oldu. Bakın İsmail Kartal efekt. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi genel performans 6 gol 9 asist. Ve Fenerbahçe'de son 11 maçta Fenerbahçe'nin 10 galibiyet bir beraberliği var. Hani bu seride etkin olan isim. Birçoğunuz muhtemelen hocam ya işte ben başta beğenmiyordum ama diye cümleye başlayabilirsiniz. Yakındır. Bakalım ne zaman olacak. Şimdi Fenerbahçe'nin bak bu haber işte onunla alakalı. Fenerbahçe'nin yıldızları Pereira'dan sonra coştu. Arkadaşlar bir şey demeye korkar olduk. Pereira döneminde kötüydü. Şimdi iyi oldu diyoruz. Oo sen Pereira hocamızı yiyemezsin, edemezsin. Al Pereiracı çıktı bu da. Bu da İsmailci çıktı. Şu dönemde şöyle al bu da şucu çıktı. Bu dönemde böyle al bu da bucu çıktı. Ya arkadaş yani matematiksel ifadeler kullanıyoruz. Hani 2 kere 2 4'tür. Ha sen Pereira'ya geri zekalı dedin. Lan arkadaş 2 kere 2 4'tür. Aa sen Aykut Kocamancısın. Ne demem lazım? Ha bizim Kayseri'de alırken 3, satarken 5 o ayrı mesele de. Sizin orayı bilmem. Şimdi Vitor Pereira sonrasında göreve İsmail Kartal geldi. Ve takım ayağa kalktı. Yetti mi? Yetmedi. Bazı oyuncuların yakaladığı çıkış da dikkatlerden kaçmadı. Bazı oyuncuların performansı tartışma konusuydu. Şimdi ben burada İsmail Kartal, Vitor Pereira analizi yapmıyorum. Matematiksel konuşacağım. Bilginiz olsun. Yoksa Pereira'nın oyunu şöyleydi, İsmail Kartal'ın gibi böyleydi. Yeniden bir araya geldi. Tribünler doldu. Hani en büyük matematik şey de tribünde. Vitor Pereira döneminde hani maksimum kaç kişi geliyordu tribünlere? Maksimum kaç kişi geliyordu? Şimdi bakın ligin 15.siyle yapıyorsun. Tıklım tıklım dolu. Boşluk yok. Ya buradan da yönetimin bir mesaj alması lazım. Biz korkak futbol istemiyoruz. Korkak futbol oynatan teknik adamları istemiyoruz. Saygımız var. Evet, kendince becerileri var, yetenekleri var. Hani şey gibi düşünün. Bunu bize çok yapıyorlar. İlkokul öğretmenlerine çok yapıyorlar bunu. Hocam sayısal mezunu musun, eşit ağırlık mezunu musun? Niye? O matematiğini geliştirir misin diye düşünüyoruz. Niye eşit ağırlık, eşit ağırlık olunca geliştiremiyorlar diyor. Çok saçma bir düşünce yapısı. Ya herkesin farklı şeyi vardır. Ben üniversite sınavında mesela Türkiye'de derece yapacak bir matematik şeyi yaptım mesela. Fen bilgisinden çok anlamam ama yalvarın öğrencilerin fen bilgisi dersini bir daha anlat, bir daha anlat. Yani benim fen bilgisi dersi ortalaması 85'in altına düşmez öyle söyleyeyim. İlginç. Teknik direktörler için de benzeri. Hani kendini mi övüyorsun hocam? Hayır kendimi övmüyorum. Teknik direktör becerisi. Pereira'yı ne diye översiniz? Hocam iyi scouting'i var. Değil mi? Hocam işte Ferdi'deki sol bek cevherini gördü. Usai'deki sağ bek cevherini gördü. Ben de gördüm de. Hani değil mi? Bunu söylersiniz. Hocam işte yüksek performans aldı. Mesela Kim Minji'yi tespit etti çıkardı. Dersiniz. Peki rakibi boğan, öldüren, böyle cimcikleyen bir futbol izlediniz mi Pereira'yla? Ya da hangi Pereira'yla oynadığımız hangi maçta zevkten dört köşe oldunuz? Ulan bu maç keşke sabaha kadar oynansa dediniz. Ha İsmail Kartal'da bu vasıflar var. Metin Sipahioğlu'nun bazı açıklamaları da onu diğer videoda konuşayım. Şimdi İsmail Kartal'ın aldığı sonuçlar malum. Ama bazı dokunuşlarını da bu videoda konuşacağız. Mesela Serdar Dursun'dan 10 gole katkı. Pereira gittikten sonra performansı artan isimlerden biri Serdar Dursun. Bakın Serdar Dursun, İsmail Kartal geldikten sonra 8 gol 2 asist yapmış. 8 gol 2 asist. Yani yanlışım yoksa 11 galibiyet mi aldık? Dün İsmail Kartal diyordu 11 galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyet mi oldu? 15 maç. Yanlışım yoksa 15 maçlık bir periyottan bahsetti sanırım İsmail Kartal. 15 maç diyelim. Daha azsa daha iyi. 15 maçta 10 gollük katkı almış. Bakın. Bu ilginç değil mi ya? 15 maçta 10 gol. Yani her 3 maçtan ikisinde bir gol katkısı. Bence iyi, iyi. Zayst'tan tam 6 gol. Yine İsmail Kartal döneminde Zayst 6 gol 2 asist. Yani 8 gollük katkı. Serdar'dan 10. Zayst'tan 8 gol katkısı 18 gol. Mert Hakan o da 7 gol katkısı. Şey 7 asist.
Hani Zayt 6, Mert Hakan 7, Serdar Dursun 10. Zaten takım böyle böyle coştu. Rossi ve Arda Güler. Hani Rossi, Vitor Pereira sonrasında 4 gol 3 asist. Arda Güler, Vitor Pereira sonrası 3 gol 2 asist. Baktığınız zaman bir sihirli dokunuş da var. Değil mi İsmail Kartal'ın? Ha, Fenerbahçe'de aslında fark orta sahada. Bakın haber de bu şekilde. Ama buradaki olay çok farklı. Buradaki olay istatistik farkı mı? Bak şöyle anlatayım size. Fenerbahçe'de şu anda orta saha oyuncularının performansı dikkat çekiyor. Ve takımı sırtlayan performanslar orta saha performansları diyebiliriz. Gaziantep maçında takımın orta alan oyuncularından Zayt fileleri sarstı mı? Sarstı. Ligdeki gol sayısını 9'a çıkarttı mı? Çıkarttı. Mert Hakan Yandaş 2 tane asist yaptı mı? Ki kayıtlar 1 sayıyor. Onun üstüne düşün, gözünüzü seveyim bak. 1 sayıyorlar. 12 yaptırın. Belli mi olur yazın? Belki piyasa yaptırırız, sattırırız. Bak. Bir gol, iki, bir tanesi 2 asist. Ya son döneme dikkat edin. Orta sahalar hep pay sahibi. Takımın ligde kaydettiği 67 golün 53'ü orta sahalar. 67'nin 53'ü. Hiç bekliyor muydunuz bu kadar? Ben beklemiyordum. Geride kalan 35 maçlık lig serüveninde en fazla katkıyı orta saha oyuncusuyla orta saha oyuncuları yapıyor. Bunların içinde en fazla katkıda 9 gol 2 asist, yani 11 gol katkısıyla Zayt yapıyor. Zayt'tan sonra 8 gol 2 asistle şu anda kadro dışı olan Mesut Özil. Bakın bir de yani skor katkısı veren futbolcuyu da kadro dışı bırakmışsın. Diğer orta saha oyuncudan da mesela İrfan Can Kahveci 3 gol 6 asist. Ben inanamadım. Hani İrfan Can Kahveci, Allah şahidim, oruç ağzımdan da şey yapmayayım. Ben İrfan Can Kahveci'yi bana sorun, ya bir gol iki asist falandır derim. Çok hani kısır bir sezon geçiriyor gibi, verimli ama kısır geliyor gibi. 3 gol 6 asist bence fazla bile. Arda Güler 3 gol 3 asist. Mert Hakan 7 asist diyor ama ben 8 saydım. Ve Pelkas'ın 4 golü var. Şu an sakat. İnşallah iyileşir. Crespo'nun bir gol, iki asisti var. Gustavo'nun bir golü var. Sosa'nın iki asisti var ama hani şu an düşünülmeyen isimlerin başında geliyor desek herhalde yalan söylemiş olmayız. Yani orta sahalar şu ana kadar 29 kez fileleri havalandırmış, 24 kez de gol pası vermişler. Ha, asisti de dahil etmiş. Pardon, ben de diyorum ama bu kadar çok fazla forvetler, Serdar'ın 10 golden fazlası var diye hatırlıyorum dedim. Şimdi İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ligde en fazla puan almayı başaran takım, en az mağlup olan takım, en fazla gol atan takım, en az gol yiyen takıma dönüştü Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sonra. Şimdi geneli değerlendirelim. Zayt 9'a 2, Arda 3-3, Mesut 8-2, İrfan 3-6, Pelkas 4, Mert Hakan 7, ben 8 diyorum. Crespo 1, 1'e 2, Sosa 2, Gustavo 1. Kalan 3 maç. Yani 3 maçta Fenerbahçe'nin bir şeyler yapması lazım. Çözüm bulması lazım. Çözüm üretmesi lazım. Gaziantep maçında Fenerbahçe çözümü üretti aslında. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Nasıl üretti? Şöyle üretti. Fenerbahçe oynadığı ön alan baskılı oyunu. Ön alan baskılı oyunu. Önde pres yaparak oynadığı oyunu. Hani Osayi'nin, Kimmiji'nin verdiği güven olmadan. Yani onlar eksikti Gaziantep maçında. Bu güven olmadan. Hatta Crespo, Zayt uyumu da olmadan, Crespo'nun eksikliği de olmadan hani bu ikisinin oluşturduğu çapa performansını bir şekilde aldı mı? Şimdi savunmayı ne kadar önde kurarsanız kurun. Osayi ve Kim hızlı. İkisi de hızlı isim. Crespo da gözünü daldan budaktan sakınmayan isim. Onda da hız var. Bak 3. Aslında bu 3 oyuncunun olmaması Fenerbahçe'ye Gaziantep maçında goller yedirdi, farkında mısınız? Ha, ben penaltıyı çok takmıyorum. Penaltı, yani Fenerbahçe'nin o hak ettiği penaltıları verse bence maç oraya gelmeden kopardı. Fenerbahçe'de belki savunma oyunu yapardı. O penaltı golü zaten olmazdı. Diğer golde de savunma çok önde kurulmamasına rağmen savunmada bir dengesizlik vardı. Tabii orada da Osayi'nin eksikliği çok belli oldu. Mesela Osayi olsaydı o Sagalo golü atamazdı. Neyse, buna rağmen en azından Fenerbahçe 60 dakika istekleri çok iyi yaptı. Savunmada açık verildi ama Zayt Gustavo uyumu,
Serdar Aziz, Serant, Nazım Kopukluğu bir nebze düzeldi. Ha, hücumda mesela Nazım Osayi kadar Mert Hakan İrfan'ı tamamlayabildi aslında. Bir de asist yaptım. Yani oyunun akıcılığında etkenli bir performans sergiledi ama defansif manada bir hatası gole mal oldu. Ve Fenerbahçe'de Crespo olmayınca sürekli Fenerbahçe sağa döndü, fark ettiniz mi? Sol kanat olabildiğince az kullanıldı. Biraz tek kanat oldu gibi oldu. Ha, Valencia'nın hamlığı, beceriksizliği mi diyeyim, ne diyeyim. İkinci yarının başında mesela Fenerbahçe baskılı oyunda bir penaltı aldı. Gole çeviremedi ama 4 dakika sonra golü aldı. Yorgunluk, taraftarın Arda haykırışı ki biraz şova dönüştürdü. Hal böyle olunca Gaziantep o golü bulunca da biraz ümitlendi açıkçası. Sonra İsmail Kartal'ın müdahalesi ama Valencia'nın gerçekten hamlığı sıkıntısı oldu. Maçı koparan Zaitsun golü oldu. Zaitsun o golü maçı kopardı. Hani o nefis vuruş öncesinde üst üste 4 hareket yaptı. Zaitsun topu durdurması, etmesi, çekmesi, rakibi göndermesi. Hani Fenerbahçe Serdar Aziz'in o saçma sapan itirazlarından gördüğü sarı kart olmasaydı bence derbiye çok daha iyi hazırlanırdı. Ve Fenerbahçe'nin Mehmet Demirkol'un da dediği gibi hani Fenerbahçe'de biraz bazı şeylerin üslubunu yakalaması lazım. Saçma sapan kartlar yememesi lazım. En azından Fenerbahçe sırıtmadı. Umarım derbide de sırıtmaz diyor Mehmet Demirkol. Ben de aynı düşüncedeyim. Gelelim transfer iddiasına. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili, daha doğrusu Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Son dakika transfer haberi diye gündeme verdiler. Şimdi iki takım da yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da sürdürüyor. Ve Romanya'dan bir iddia geldi. Sepsi OSK takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız Claudio Petrilla ile iki takımda ilgilendiği yazıldı. Yani Prosport'un haberine göre bu iki futbolcunun da yani bu iki takımın da bu futbolcuna ilgilendiği yazıldı. Şimdi merak ettiğim istatistiği 37 maça çıkmış 21 yaşında kanat oyuncusu 9 gol 5 asisti var. Çok güzel. Ve bonservis bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi diyor. Sonraki satıştan en az %20 pay talep ediyor. Hücumun her iki kanadında 10 numarada oynayabiliyor. Rumen futbolun önemli yetenekleri henüz takım düzeyinde milli takım forması giyemedi ama teklif durumunda Galatasaray'da kankaları var. Hemşerileri Morutan, Çikildao diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçi ben bununla ilgili duyum verdim ama yine de söyleyeyim. Allah aşkına Çikildao ne ki? Morutan ne ki? Ne çıktılar ki? Bir de başka bir sefere gidecekler. Bu bir palavraydı. Allah'a şükür Petrilla'nın kulübünden açıklama geldi. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması geldi. Kulüpten geldi. Bakın. Bakın açık konuşuyorum beyler. İki takım da yarış halinde. Değil mi? Bak Türk medyasına göre iki takımımız da yarış halinde. Şey yarışındalar. Transfer yarışındalar. Ve şu an kiralık forma giyen futbolcuna ilgili konuşulmuş. Rumen ekibinin teknik direktörü Dan Petrescu. Takımdaki geleceğine ilgili de konuşmuş. Ve demiş ki takımdan kimin ayrılacağına ben karar vermiyorum. Teklif kulüp için iyiyse her oyuncu ayrılabilir. Petril Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlara giderse başarılı olur. Gitmese hem kendisi hem de kulüp için iyi olur. Bir an önce büyük bir kulübe transfer olmasını istiyorum demiş. Şimdi bir nevi doğrulamışlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi hatta bir yerde de şey gördüm. Belki yanılıyor olabilirim, hakkınızı helal edin. Hani oyuncunun menajeri mi demiş Galatasaray'da Fenerbahçe'de bizimle görüştü diye. Öyle bir şey söylemiş, oyuncunun menajeri olması lazım. Bizimle görüştüler demiş. Sen bana abi beni dövdüler dediğinde sen onların elinden aldın demiş. Ya hani mantığınıza yatıyorsa, aklınıza sığıyorsa ben bir şey diyemem. Mantığınıza yatırıyorsanız. Ama benim mantığıma yatmıyor arkadaşlar. Bana gelen bir duyum da yok. Hani Galatasaray Rumenlerden çok çekmişken, yani Rumen futbolculardan. Yoksa Biedde yaptı bir demeyin bana. Şimdi Bahri vardı, Bahri Kaymak. Uzun zamandır da yazmıyorlar. Ya eskiler yazın ya, yorum yazın abi.
izleyip geçmeyin. Yorum atın, beğeni atın. Hiç değilse hocam ben bu videoyu beğendim diye yorum atın. Ben şöyle bir göreyim isim hafızamı. Biliyorsunuz az buçuk Allah'a şükür yani bir hafızamız var. Az buçuk hatırlarım sizi ya. Siz yazın. Dediğim gibi bana gelen bir duyum yok. Ama subliminal mesaj hangisiydi hocam? Açık açık söyle bak. 20 dakika geçmiş. Hadi biz bu videoyu da beğendik. Bak bu videoya söz olsun 500 beğeni olacak diyorsunuz. Eminim olmayacak. Crespo ile ilgili iyileşme haberlerine hazır olun. Al sana subliminal mesaj açık. Osayi Kim Minji zaten derbide oynayabilir. Bunu da anlamışsınızdır. Pelkas'ın üstü açık. Ferdi'nin kapalı. Yani Pelkas da beklemiyorum ama bir ışık var. Ama Pelkas sezonu kapattı gibi. Rossi ile ilgili herkes aldık. Satacağız o yüzden aldık falan diyordu ama şimdi sustular. İsmail Kartal'la ilgili bu kadar performans yükselten teknik direktör için herhalde kulübün de böyle bir tasarrufu vardır. Böyle bir düşüncesi vardır. Hani Serdar, Arda, Zayt, Mert Hakan üstüne gitti. Hani İrfan arttırdı gibi. Bunları söyleyeyim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hiçbir transfer planlamasında, yani transfer etmek istediği hiçbir mevkide, Roman bir futbolcu ya da Romanya liginden bir futbolcu yer almıyor 1 Mayıs 2022 itibariyle. Yani hiçbir Roman futbolcu transfer piyasamızda değil. Şu an için Güney Amerikalı birkaç forvet, Güney Amerikalı birkaç forvet, bir de Avrupa'dan birkaç forvet için bir şey diyebilirim. Bu arada bu Petrilla ile ilgili de söylemeyi unutmayayım ya. Çocuğun piyasa değeri 1 milyon 400 bin euro. Bak Galatasaray'a kitledikleri gibi kitleme peşindeler. Sakın yemeyin. Sakın ha yemeyin. Sakın yemeyin. Kitleme peşindeler. Aman ha. Aman. 1 milyon 400 bin euro ya. Allah aşkına ya. Romenler bulmuşlar yolacak kazı. Ulan diyorlar bu Fener'i yolalım. Galatasaray'ı yolalım. Ya çok mu gerizekalı gözüküyor bizim takımlarımız oradan? Evet. Demeyin sakın. Yani tamam takımlarımızı kötülemeyin ya. O kadar da kötü değil takımlarımız. Yani dediğim bu. 1 milyon 400 bin euroya yanlışım yoksa. Gözünüzü seveyim etmeyin eylemeyin. 1 milyon 400 bin euroya biz 2 tane Salah'ı alırız ya. Yani benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Transfer sorunuz varsa siz yazın da. Belki diğer videolarda cevap vermeye çalışırım bayram hatırına. Görüşmek üzere inşallah. Herkese hayırlı bayramlar şimdiden.